الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل <سؤال> إلا ما جعلته سهلا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين Evet e, kıymetli hocalarım, kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, yeni bir ders programıyla inşallah bir birlikte olacağız, beraber usulü hadis dersini sizlerle beraber inşallah devam ettirmeye çalışacağız. E, arkadaşlar bir yandan bağlanıyor. E, ben kısaca kendimi tanıtayım. Bir yandan da gelenler oluyor. 1986 Bursa doğumluyum. Aslen Erzurum Oltuluyuz. Aileler şu anda ben de Bursa doğumluyum. Ailem de Bursa'da. Hafızlık ilkokuldan sonra hafızlık, Arapça eğitimi, medrese usulü Bursa'da devam ettim. Daha sonra Arapça normal gramer bittikten sonra İstanbul'a bizim işte tekamül ihtisas dediğimiz medreseler var. Fatih Çarşamba'da tekamül ihtisası da İslami ilimler yani biraz daha işte gramerin dışında kalan işte bugün e, okuyacağımız işte usul, usulü fıkıh, usulü hadis tefsir, fıkıh e, bu dersleri işte akaid, kelam bunları 4 yıl süreyle de 4-5 yıl arası da İstanbul Fatih Çarşamba'da kaldıktan sonra askere gittim 2006 yılının sonlarında daha sonra askerden sonra da e, bir hocamızın ee, bir tavsiyesiyle daha önce tanıyorduk uzaktan ee, dersimize gelmişti bir konferans gibi ders yapmıştı Nurettin Boyacılar hocamızı tanıdık Konya'da kendisi ikamet ediyor ee, ona onun yanına e, iki üç arkadaş e, hadis ilimlerinin özellikle hocamız hadis konusunda mütehassıs Nurettin Boyacılar hocamız birçok şu andaki hocaların hocası Abdül e, Abdülfettah Ebeoğlu de merhum onu duymuşsunuz mutlaka kitapları var, e, tahkikleri var, çalışmaları var. Şamlı, e, Halepli daha doğrusu. Daha sonra Suud'da kalmış. Yani son devrin en önde gelen ulemasından Abdülfettah ı hocamızın da talebelik yapmış Nurettin Böjdar hocamız. E, Suud'da kaldığı dönemde orada hocalık da yapmış. Yani Nurettin Böjdar hoca e, Suud'da üniversitede 11 yıl ders okutmuş. Daha önce talebeliği de Mısır'da geçmiş 16 yıl. Yani biz de böyle bir fırsatı kaçırmayalım diye... Ee, hoca Efendi zaten şu anda hayatta ama yaşı ilerledi bayağı şu an ders okutmuyor ee, 2008 yılında hocamızın yanına gittik ee, Orada işte temelden başlayarak hadis ilimlerinde e, usul hadisten başlayarak sıra kitaplar var Hocamızın kendi programı var İşte onları okuduk sonra cerh adil tabii var bunun içerisinde Hanefilerin hadis anlayışı var sünnet anlayışı ee, Tahriç metotları daha sonra tahkik, nusha tahkiki dediğimiz el yazma nusraları nasıl tahkik ediliyor, nasıl işte basıma hazırlanıyor. Onların e, edisyon kritik diyorlar bugün. E, hocamız onu da zaten bitirme yani icazet şeyi olarak, şartı olarak, tezi olarak onu istiyor. 15-20 varak şeklinde bir yazmayı da Maktuta'yı tahkik ediyoruz. Sonra e, çok şükür icazet almak nasip oldu. 2010 yılının sonunda oradan ayrıldım. Daha sonra bir 3 yıl medresede Bursa'da hocalık yaptım. İşte ee, işte Servet Hoca ile de oradan işte 2010'lardan tanışıyoruz. E, hatta aynı mahallede oturuyorduk Bursa'dayken evlerimiz de yakındı birbirine. E, 2013'te ben şeye geçtim. Diyanet İşleri Başkanlığına başladım. İzmir'de daha sonra Fatih'e geldim İstanbul Fatih'e. Burada da 3 yıl kaldıktan sonra eee ihtisasa işte bir arkadaşın şeyle aslında pek niyetim yoktu öyle bir e, karar verdik ihtisas sınavlarına girdik kazandık İşte Kocaeli'ni tercih ettim Bursa'ya yakın diye oraya bitti yeni 2-3 ay önce bitirdik çok şükür e, buraya İstanbul Zeytinburnu'na ilk atama e, tercih yapıp buraya başladık e, kıymetli hocalarım yani Zeytinburnu'nda şu anda 2 aydır 1,5-2 e, ay oldu burada görev yapıyorum ee, Rab'bim inşallah hepimize sizlere de bizlere de hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. İnsanlara faydalı olmayı cümlemize nasip eylesin. Evet Allah. vaiz olarak, vaiz olarak görev yapıyorum. İlk atama ihtisas bitince vaiz atanıyor. Daha sonra sınav açılıyor. İhtisas hocalığı, işte müftülük sınavları ee, Ekim aylarında. Şu anda hocalık sınavı açıldı. Ee, yani ilan edildi duyurusu ama müftülük sınavı açılmadı. Onlar da Ekim Kasım aylarında. Açılıyor. Yani belli bir şart yok. Bir yıl, iki yıl vaiz e, yapı yapılacak. E, böyle bir şart yok. Sınavlar açıldığı andan itibaren müftülük sınavına da, hocalık sınavına da e, isteyen başvurabiliyor. Sınavlara giriyor. Hem yazılı var hem mülakat var. Onları geçerse e, işte müftü olarak e, atanma ihtimali oluyor. Veyahut da bazen yedekleri alıyorlar. E, boşaldıkça atıyorlar. E, ben Online eğitim doğrusu hani böyle uzaktan yapıyorduk ama böyle ciddi anlamda online eğitim yapmadık. Ama tabi bu pandemi malumunuz işte pandemi bize mecbur bıraktı. Biz de ihtisastayken bir dönem dersleri uzaktan yaptık. Artıları eksileri var. Siz de farkındasınız işte artısına şu anda işte bu kadar farklı arkadaş uzak yerlerden aynı yerde toplanabiliyoruz yani online de olsa. Ama e, eksiler işte yüz yüze hani e, tabi hocanın karşısında oturmak onun gibi olmuyor muhakkak tabi o kadar e, şey olmaz ama bunun da kendisine göre işte farklı yerlerden 260 kişi var şu an e, bir araya gelmemiz e, bu da bir nimet hani olduğu kadar e, bir rağbet olduğunu söyledi e, Servet Hoca böyle bir ders verir misiniz diye. Ben de tamam dedim. Bu, yani akşamları çok işimiz olmuyor. Özel bir şey olmadıktan sonra. Olur dedim. E, bu şekilde inşallah faydalı olmaya çalışırız. Kıymetli arkadaşlar. E, şimdi çok arkadaşımız var. Herhalde genelde işte e, görevde olan arkadaşlar. İhtisas e, düşünen e, veya işte genelde kendisini İslam bilimlerde geliştirmek isteyen arkadaşlar. E, dışarıdan bilmiyorum. Hiç yani... Diyanet mensubu olmayan dışarıdan da girenler olabilir, onu bilmiyorum. Yani tek tek tanışma şansımız da olmaz arkadaşlar. Çok kişi var yani şu an 270 kişi. Zaten tanışmaya başlarsak bir hafta tanışma sürer. Yani dersler ilerledikçe inşallah işte yeri gelir. Hem mesela her ders birkaç kişiyle tanışma fırsat olur. bu şekilde birbirimizi tanışma imkanımız olur. Dersler şu anda bunlarla ilgili. Ee, soracağınız bir şey yoksa inşallah. Ee, ben arada sesleri kısıyorum. Sesler açılıyor. yanlış ee, yanlışlıkla açılanlar oluyor. İnşallah e, sizlerle beraber usulü hadis <laughs> konusunda bildiğimizi anlatacağız, bilmediklerimiz olur. Ee, i̇nşallah inşallah bilmediklerimize bakarız, araştırırız, olmazsa sorarız. Ee, bilenlerden diğer sizlerden de tabii ki karşılıklı istifade ederiz. Evet Zeytinburnu'na gelirseniz de inşallah beklerim hepinizi. Her zaman kapımız açık. Tamam. Evet arkadaşlar usulü hadis biliyorsunuz usul ilimleri bir ilmin menhecini, usulünü anlatmak için ortaya konan ilimler. Yani sistematiğini vermek için işte fıkıh usulü dersimiz mesela dün ilk bir ders yapmıştık. Fıkıh usulü, fıkıh ilminin sistematiğini yani fakih bir hükme nasıl varmış? Bir şeye haram derken neye göre haram demiş? Mübah derken neye göre? Hani o zihnindeki sistematik ne? Usul, menheç, metot ne? Onu kavrama ıı, manasındadır. Usul kelimesi, aslın cemisidir. Hadis ilimlerinde de usulün hadis ifadesi yaygın olmamakla beraber kullanılır. Yani Türkçe'de daha çok hadis usulü diyoruz. Ama aslında bu ilmin orijinal adı, bu ilmin orijinal adı mustalahtır. Mustalahul hadis. Zaten biz tesirden yapacağız dersimizi. Tesiru mustalahul hadis. E, tesir, e, bu ismi kullanmış Mahmut Tahhan. Mahmut Tahhan e, vefat etti yakın zamanda. E, yani muasır alimlerimizden Belki 5-10 sene olmadı yani vefat edeli. Ee, o da mustalah ismini kullanmış. Mustalahil Hadis Yani aslında doğru olan bu. Yani diğer yanlış denmez ama hani bizim Türkçe kitaplarda mesela şöyle bir Ahmet Yücel hocanın kitabı var. Hadis usulü deniliyor genelde. Ee, bu kitabı da hani Türkçe olarak bir şey e, elinizde olsun derseniz tavsiye ederim. Ahmet Yücel hadis usulü. Marmara İlahiyat Fakültesi yayınlarından çıkan, Başkaları da var. İsmail Çakan hocanın var, o biraz daha kısa, tam hani ders e, okutma böyle özet mahiyetinde. Ama bu Ahmet Yücel hocanın biraz daha e, geniş, ona göre biraz daha geniş. Aynı şekilde bu Ahmet Yücel hocanın bir de hadis tarihi var, onu da yere gelmişken göstereyim. Hadis tarihi, bu da yine Ahmet Yücel hocanın aynı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı yayınlarından çıkıyor. Bu iki kitabı sizlere tavsiye ederim kıymetli arkadaşlar. Yani Türkçe bir yardımcı kaynak olarak da belki kiminizde de vardır bu kitaplar. Bunları kullanabilirsiniz. Evet, usul dedik yani hadis usulü deniliyor ama aslında Mustalahtır ismi. Niye mustalah? Yani mustalah niye denmiş? Çünkü bu ilimde çok ıslah var. Aslında... Hadis usulü ilmi zor bir ilim değil. Yani tabii fazla e, şey olduğu için, ıslah olduğu için biraz da ezberi, e, işte biraz mukayeseyi gerektiriyor. Ama e, çok zor bir ilim değil. Sadece biz de, e, hani ben de bunun sonra farkına e, vardım. E, ben daha sonra farkına vardım. Yani hadis usulü ilmine girdikten sonra baştan çok zor görünüyor. Aslında zor değil. Bir tek bizim e, ülkemizde, yani Türkiye'de. Ee, hani doğru söylemek gerekirse son yıllarda tabii güzel gelişmeler oluyor ama hadis usulü ilmi genel anlamda adil ilmi biraz e, geride. Mesela fıkıhla uğraşan çok, İslam hukukunda uğraşan çok e, hocalarımız var. E, fıkıh okutan usulü fıkıh, diğer ilimler kelam ama onlara göre biraz daha hadis usulü ilmi geride kalmış. E, bunların sebepleri yani e, çok farklı, farklı sebepler olabilir. Hani bunu özel bir araştırma konusu da olabilir. Osmanlı döneminde e, ecdadımız hani Darül Hadisler vardı biliyorsunuz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Hocam Darül Hadisler çok Edirne'de, Bursa'da, İstanbul'da birçok Darül Hadis var. Niye hadis ilmi bizde e, biraz daha şey kalmış? Şöyle e, diyelim arkadaşlar. Hadis ilmi e, geride değil aslında. Hadis usulü ve cerh tadil ilmi. E, diğerlerine göre bir nebze geri planda. Yani hadis derken daha çok Osmanlı'dan gelen bizdeki kültürde hadis metinleri okunmuş, okutulmuş şerhleri, mesela bizden çok kıymetli Molla Gürhani Hazretleri mesela çok e, Buhari şerhleri var. Yeni yeni basılıyor bunlar, ortaya çıkıyor. Hadis ilmine çok hizmet etmiş e, alimlerimiz de var. E, muhakkik alimlerimiz var. Ama bu usul ilmine çok girmemişler onlar. Hani işte şu ravi zayıftır, bu ravi şeydir kuvvetlidir falan bunlara çok girmemişler veya hadis usulünün detay konularına girmemişler. Bir de bu ilmi biraz e, şafiler öne çıkartmışlar. Yani bugün mesela işte burada da şimdi hadis usulü kitaplarını tanıtacak. Bunların birçoğu şafi ulemasının kitaplarıdır. Şimdi göreceğiz okudukça. E, e, onun için hanefiler bu ilimde zayıf değiller ama müstakil kitap yazma konusunda şafiler daha ön plana çıkmışlar. Daha e, ileride de diyebiliriz. E, tabii ki hanefilerinde usulü sünnet anlayışları var ama dediğim gibi müstakil kitap telif etme konusunda Şafiler o alanda sanki biraz daha e, önde gibi duruyor. Ülkemizde de hadis usulü ilmi biraz geride yoksa hadis ilimleri tabii ki var hadisler okunuyor şeyler okutuluyor. Ama usul konusunda cihat konusunda e, yani mesela ilahiyat fakültelerinde bazı medreselerde şimdi artık daha çok okutuluyor. Ama ıslahlar dedik ya mustalahtan geldik buraya ıslahlar çok olunca hepsi birbirine karışıyor. Yani mürsel, munkatı, işte merfu hepsi bunların bir de işte ismeful kalıplarıyla falan mimle başlıyor hepsi. Ee, yani bir şey deyince bu merfu neydi? İşte munkata'ya gidiyor, talebe başka bir yere gidebiliyor. Öğreniyoruz ama sanki böyle oturmuyor. Benim ilk e, çünkü kendimden biliyorum onu ve de bu dersi ben şimdi e, arkadaşlar bu dersi ben daha önce verdim yani farklı kitaplardan yani defalarca belki bu dersi okuttum. Hani az buçuk tecrübem var bu konuda. İlk okuduğu zaman kişi o ıslahlar böyle havada uçuşuyor. Hepsi uçuşuyor. Yani yerine oturmuyor. Mürseller, Munkatılar, Muğlarlar hepsi uçuşuyor bir taraflara. Ama bunu hiç sıkıntı yapmayın. Şu anda siz birçoğunuz da okumuşsunuzdur zaten. Türkçeden, şuradan, buradan veya Arapçadan okuyanlar da vardır. Ama burada sorun sadece ıslahların oturmaması. Yani mantığının tam kavranamaması o da zamanla olur bir de tabii okutan hocayla da alakalı. Hani biz de çok şükür ehlinden okuduk okumak nasip oldu. Biz de dilimiz döndüğünce hocamız kadar tabii ki olamayız ama bunu anlatmaya biraz daha mantığını vermeye çalışacağız. Yani zor bir şey yok. Başta dediğim gibi kavramlar mustalah ilmi olduğu için karışabilir. Hepsi birbirine benziyor gibi şunun şundan ne farkı var diyebilirsiniz ama hepsini öğrendikçe yerine oturacak. Taşlar yerine oturacak inşallahü teala. Ee, bir arkadaşımız sormuş e, ilk kitap e, siz Nurettin Hoca Efendim ilk kitap şey mi okudunuz tesiri. Biz İstanbul'da e, ilk kitap tesiri okumuştuk Nurettin Hocamız ilk kitap olarak şeyi okutuyor Kıymetli arkadaşlar onu da göstereyim yani bizde bir de kitap literatür bilginizin ben e, şey olmasını tavsiye ederim Yani literatür kitap bilgisini kitabiyat diyor Araplar bizde literatür veya hadis edebiyatı deniliyor yani e, kitap bilginizi geliştirin. E, çalışan arkadaşlar vardır mutlaka meraklı olan arkadaşlar. E, biz de Konya'da hocamızda bunu gördük. Hocam Hocamızın kütüphanesi çok korkunçtu yani. E, iki daire kitabı vardı hocamızın. Onları zaten öğrenene kadar biz bütün kitapları çözdük. E, ben yere geldiği şey, kitapları da göstereceğim, tanıtacağım. Ya elimde varsa kitabı göstereceğim. Yoksa pdf olarak da ekrana yansıtabiliriz. Hocamız bize şunu okutuyordu. Ee, bilmiyorum tam net görünüyor mu? Şerhül Manzumetül Beykuniye. Beykuniye'yi duymuşsunuzdur. Hadisleri hani böyle şey olarak ne, şiir vezininde 34 vezinde yazmış e, Beykuniye diye 1070 küsürde vefat eden e, bir alim. Onu Abdullah Siracuddin merhum o da yakın zamanda vefat etmiş yani muasır alimlerimizden şerh ediyor. Şerh yani bu neyin şerhi? Şerhül Manzumetül Beykuniye o Beykuniye'nin nazım şeklinde yazdığı usulü hadis kitabının şerhi. Bu da güzel bir kitap. Biraz daha farklı tefsir. Yani çok benzer yönleri de var. E, tabii menheç olarak farklı bir birine kitabı. Yani ikisi de okunabilir. İkisinin de yer yer kendilerine göre güzel tarafları var. Mesela tefsir biraz daha böyle üniversitede yani camia üniversitelerde ders kitabı olarak hazırlanmış bu okuyacağımız. Yani böyle başlıklar çok net gidiyor. Derli toplu gidiyor. Tabii bazı almadığı yerler var. Daha çok İbn-i Hacer Laskalani üzerinden gidiyor bu okuyacağımız e, tesir kitabı. İbn-i Hacer Laskalani biliyorsunuz hadis ilminde. Yani e, hani şöyle derler Araplar. İza gale İbn-i Hacer sekete anhul beşer. Yani İbn-i Hacer Laskalani konuştuğu zaman herkes susar gibi. E, tabii biraz da mübalağa var bunda. Yani e, onun üzerinden gidiyor. Mesela İbn-i Salah var, başka bazı konularda ona iftilaf e, ihtilaf eden alimler var. Onları çok almıyor. Öyle bir farkı var okuyacağımız kitabın ama güzel. Evet, e, tamam şey olursa başka soruları da bir konu bittikçe soruları ararım arkadaşlar. Yoksa aralarda girersek sorulara e, şey olur. Evet, ders çok bölünür. Evet tabii o önemli bir şey olursa şey yapabilirsiniz hocam burası anlaşılmadı gibi giriş bugün giriş mahiyetinde usul hadis ilmi ve bunun önemini işte mustalahlar dedik usul mustalah deniliyor daha çok önemine kıymetli arkadaşlar önemi biliyorsunuz birincisi de az önce belirttiğim gibi ülkemizde bu ilim daha yeni yeni detaylı olarak yeni tanınıyor yani üniversitelerde belli bölümlerde Okutuluyor. Hani ben e, mesela Marmara İlahiyat'ta işte yüksek lisans yapıyorum. Ders dönemi bitti daha önce. Bitirdim ders dönemini. Yani e, oradaki başka hocalarla da tanıştım. Çok şey değil arkadaşlar. Böyle usulü hadisi çok derinlemesine bilen hoca sayısı az yani. Oralarda, başka yerlerde de mesela daha başka hocaları da din, dinliyorum. E, yani güzel emek veren hocalarımız da var ama bu ilim yeni yeni işte. Biraz da Arap uleması geldi ya buraya Suriyeliler falan. Muhammed Mücir el Hatip var mesela, Muhammed Avval hocamız var İstanbul'da bunlar. Bunlar geldikten sonra tabii bir şey oldu, 10 son 10 senedir önemli bir gelişme de var. Yani neden neden önemli bu ilim? Çünkü en çok itiraz edilen konu bugün tartışma yapılan şey Sünnet konusu. Sünnet. Yani bugün dikkat ederseniz en çok saldırı hadislere oluyor, Sünnet'e oluyor ekranlarda işte tartışma programlarında e, siz de bunu çok görüyorsunuz işte sosyal medyada paylaşılanlar falan. Niye işte sanki bu Müslümanların yumuşak karnı gibi görünüyor? Sünnet konusu. E, niye işte sünnetin muhafazası yok? Rabbimiz ben e, inna sen zikra ve lehu buyuruyor. E, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik onu koruyacağız ama inna nezenne zikra ve lehu Ama e, Kur'an'ın korunmuşluğu tamam. Rabbimiz onu garanti ediyor. Fakat hadisler ne durumda? Hadisler korunmuş değildir o zaman. Yani o zaman herkes istediğini söyler veya işte şu zayıf, şu sahih deyip istediği gibi at notabilir gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. Aslında şöyle düşünürseniz Kur'an'ın korunmuşluğu, Kur'an'ın korunmuşluğu ne demek? Lafızların korunması mı yoksa manasının ahkamının tefsirinin korunması mı? Diye bir soru sorsak, e, ne diyebiliriz? Lafızlar tabii ki korunacak. Yani lafızlar zaten e, hafızlar vasıtasıyla yüzyıllardır korunuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama oradaki maksat, asıl korunma maksadı ahkamının manasının tahrif edilmemesi. Yani Hristiyanların işte İncil'i tahrif ettikleri gibi Kur'an'ı tahrif edilememesi. Asıl önemli olan nokta mananın korunmasıdır. Kıyamete kadar o mananın ifsat edilememesi, tahrif edilememesidir. E peki Kur'an'ın manasının korunması neyle olur? Kur'an'ın en büyük müfessiri nedir? Sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir ve dolayısıyla sünnettir. E, o zaman sünnet de e, dolaylı olarak korunmuşluk e, muhafaza o e, alana girmiş oluyor. O korunaklı alana girmiş oluyor. Yani sünnet korunamazsa Kur'an-ı Kerim manası korunamaz. Zaten bugün bu hani böyle saldıranların amacı sünneti orada ortadan kaldırıp Kur'an ayetlerine istediklerini söylettirmek. Maksat bu. Yani sünneti o ayeti şerh eden, ayeti tefsir eden hadisler var ya, onları ortadan kaldırdığımız zaman o zaman o ayete istediği gibi mana veririm diyor ben. Onu şöyle de anlayabilirim, böyle de anlayabilirim falan. İşte bugün örneklerini çok görüyorsunuz. E, amaç orada sünneti devre dışı bırakıp Kur'an'a istediklerini söylettirmek ve Allah böyle diyor. Halbuki kendisi öyle anlıyor. E, amaç bu onun için sünnet konusu. E, bu da usul hadisten başlıyor. Hadis ve sünnet konusu bugün çok önemli kıymetli arkadaşlar. Son 20 yılda bu ortaya çık. Özellikle bu ihtiyaç. Önceden kimse hani bir 30-40 yıl önce Türkiye'de bu tartışmalar yapılmıyordu. Bizim hocalarımızın ve daha eskileri zamanda yapılmıyordu. Ama şu anda şu anda yani önüne gelen bakkal bile hadislerle ilgili konuşuyor. Hocam bu hadis diyor şeymiş uydurmaymış diyor mesela adam hiç bir tane eline hadis almamış kitabı almamış yani Bukhari nedir bilmez yani eline bir kitap almamış ama diyor ki hocam böyle bir hadis yok diyor. İşte çok ben çok karşılaşıyorum çünkü işte arayanlar da oluyor veya bizzat soranlar da oluyor. İşte hocam hadisler 250 yıl sonra yazılmış. O zaman işte arada bunlar Buhari işte 250 yıl sonra yazmış kitabını. Nereden yazmış? Sanki oturmuş, uydurmuş Buhari. Yani hadisleri o uydurmuş, kitabı doldurmuş gibi. Onun için hadis tarihini de onu söyleyeceğim. Hadis tarihini, hadislerin kitabeti meselesini onları da çok iyi bilmemiz lazım. Yani hadisler nasıl yazılıyordu? O dönem işte hoca talebe ilişkisi, meclisler nasılydı? Hadis meclisi ne demek? Rivayet ne demek? Hadde fena, semiyatu ne demek? Bunlar çok bilinmiyor hadis meclislerinde nasıl bir hoca talebe ilişkisi vardı? Hadis rivayeti işte rivayet ederken hocası talebesine bunlar hiç yazılmıyor muydu? bir tane kısa bir şey söyleyeyim ondan sonra bu bahsede geçelim. Çünkü bunlar hepsi başlı başına bir yani bir ders konusu. Bir ders konusu. Bunları sünnetin hücciyeti veya hadis tarihi dersleri adı altında da bunlar tek tek incelenebilir. Hadislerin yazımı konusu vesaire. E, her hani hadisin başında geçiyor ya senette haddetena diyor. Ee, yani şöyle pratik aklınızda kalsın. O haddesenaların hepsi hadde haddesena denilen işte akbarana bunlar değişiyor. Enbeena geliyor falan ince farkları var, nuanslar var arada. Bunların hepsi aynı zamanda yani sadece şifahi işte hocam bana haber verdi ben ondan şunu duydum veya ben şuna okudum. Böyle Bundan ibaret değil. Her haddesananın altında bir yazı vardır arkadaşlar. Her haddesananın altında onu aldı ve aynı zamanda defterine kaydetti. Hocasının nuskasından alıyor, kendi defterine yazıyor. Yani yazım hep devam ediyor. Yoksa Bukhari 250 yıl sonra ortaya çıkıp hiçbir şey yokken, elinde yazılı hiçbir kaynak, hiçbir işte varak, hiçbir şey yokken, elinde hiçbir yazılı materyal olmadan oturduğu yerden yazıyor değil. Ezber tabii ki ön plandaydı. Ezber o zaman yazılan daha öndeydi. Çünkü insanlar her şeyini ezberle yapıyordu. Ezber kuvvetliydi. Hani diyoruz ya işte 100 bin, 500 bin hadis ezberlemiş. Yani bugünkü aklımızda biz al, zihnimiz almıyor. Çünkü bugün biz her şeyimizi telefona, şu anda da akıllı telefonlarda mesela. Bütün telefon numaraları, adresler, her şey kayıtlı. Belki çok yakınımızın, babamızın, annemizin bile telefonlarını bilmiyoruz yani ezbere bilmiyoruz. Niye? Çünkü Zihnimiz şeye alışmış hani tembelliğe adeta ama işleyen demir faslanmaz der ya atalarımız, işleyen demir faslanmaz. İşte bir zihin, bir beyin diyelim, bir hafıza sürekli çalıştırıldığı zaman o dönemde yazı malzemesi çok lüks. Peygamberimiz, sahabe, tabin döneminde yazı malzemesi çok pahalı, yok yani çok pahalı. işte deri malzemelerine, tahta parçalarına yazıyor insanlar. O da yazıyı bilen çok az. Onun için hep neyle işler yürüyor? Hafızayla, ezberle. ezber kuvvetleniyor. Ya şimdi biz hiçbir şey ezberlemediğimiz için son derece paslanmış ve geride şu an bizim hafızamız, ezber kabiliyetimiz. Şu anki aklımızla bizim 500 bin haritası ezberliyor dediğimiz zaman ya çok uçuk geliyor. Herhalde bir abartı var diyoruz. Onla o şekilde düşünün. Yani zamanı kendi içerisinde o günkü şartlara göre değerlendirmek en sağlıklısı bu. İşte. Yazımından girdik tarihten bunları da hep göz ardı etmeyelim. Böyle söyleyenler işte itiraz edenler çok oluyor. Onlar da bilmediklerinden. Yoksa hadisler hep yazılıyordu. Her hoca talebesine işte talebesine verdiği hadisleri yazıp veriyordu veya talebe hocasından alıp yazıyordu. Sonra mukabele dediğimiz bir şey var hadis ilminde mukabele bizim hani camilerde Ramazan aylarında okuduğumuz mukabele Kur'an'ın mukabelesi gibi hadislerin de mukabelesi vardı. Hoca talebesine veriyordu. Kitabını diyordu ki git bu hadisleri yaz, getir bana. Hoca yazıyor getiriyor. Ben mesela şeylerin sonunda mahdutayı incelerseniz hadis mecmualarının mahdutalarının sonunda şöyle yazar. Bu bile bir aslihi yazar. Bu bile bir aslihi ne demek bu? Bu nuska, bu talebenin yazdığı bunuska, hocasının aslıyla, asıl nüskayla karşılaştırması yapıldı. Yanlışlar varsa düzeltildi. Sağlaması yapıldı. Yani bu nuska sağlam demektir. Yani bunlar Hepsi ayrı bir dal, ayrı bir ilim dalı. Hepsinin bilinmesi gerekir. İşte bunların hiçbirisi bilinmediği için sanki İmam Bukhari 250 yıl sonra ortaya çıkıp hadisleri kafasından yazdığı gibi anlaşıl, böyle anlatılıyor, anlaşılıyor. İnşallah siz de bunları okudukça bunları da inşallah bu şekilde anlatırsınız. Yani çok vatandaşın kafası bu konuda çok karışık. Hadis ilimlerinin öneminden buraya geldik. Hadis usulü ilmi temeldir. Bu ilimde işte konuşmak için ıslahları çok iyi bilmek lazım. İkincisi hadis tarihini eğer fırsat olursa hadis tarihi dersleri de ben Servet Hoca'ya söyledim. Bu ders önemli diye. Hani bunları mesela her iki üç konuyu bir derste. Aslında her bir konu bir ders yani gider ama en azından bunları hızlı hızlı hadis tarihi konularında siz de bir yandan Vaktiniz oldukça okumalar yaparsınız. Dediğim gibi Ahmet Yücel Hoca'nın hadis tarihi var. Başka işte Talat Koç Yiğit Hoca'nın eskilerden de kitaplar var. Evet. Kıymetli hocalarım bir nefes alalım. Şöyle bakayım ne var mı? Acil olması gereken çok yazıyorsunuz sağ olun ama hepsine birden cevap verirsek siz de nefes alın. Ben de bakayım. Evet. Evet arkadaşlar ben bakıyorum zaten şey olanları e, varsa mühim bir soru yani şey yapmayın. Çok e, yazı yazmaya cevap vermeye kime göre yani evet o polemik yapmayalım orada yoksa bitiremeyiz dersleri. Evet. Usul ilminde hadis ve fıkıh olarak şafi alimleri öncülük etmiş denir mi? Usul ilminde hadis ve fıkıh. Yani hadis, usulü hadis, genel hadis ilimleri. Siz de bu ara sesli sormak isteyen varsa e, arkadaşlar sorabilirsiniz soru. Usul ilminde, yani hadis usulü ilminde diyelim. Cerh tadil. E, ben şimdi kitapları tanıtacağız e, bu ders veya yetişmezse bir dahaki ders. Yani fıkıh değil de, yani tabii burada mezhepçilik yapmıyoruz arkadaşlar. Hep bizi, hepsi bizim imamlarımız, İmam Şafi'ye. Ee, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Azmi ve Hanife, Allah hepsinden razı olsun. Yani böyle e, ama usul hadis ilminde onlar öncülük yapmışlar diyebiliriz. E, mesela fıkıh usulü ilminde de Hanefiler, yani benim gördüğüm daha şey aktifler. Evet başka bir şey var mı? Bir risalesi risalesi yani çok çok başlangıç olarak olabilir arkadaşlar. Bir güvenin risalesi olabilir. Ama dediğim gibi çoğu konuyu almaz onlar. Çok temeldir. Tamam kitabı varsa yansıtacağım kitabı. Arkadaşlar elimde bir hadis ilminde okunacak kitaplar listesi. Yani böyle çok enine sonuna bir liste yok da. Ben yeri geldikçe veya siz de hocam şu alanda hangi kitap okuyabilirim diye sorarsanız ben de zaten kitap bol bol tavsiye edeceğim. Onları not alırsınız inşallah. Ee, evet. Tamam. Evet arkadaşlar tam gidiyor sorular. Bir de şu usul hadis başlangıç kitaplarından birisi onu göstereyim. Bu da şeyde okunuyor. İhtisaslarda şu kitap okunuyor. El-İdaf diye. Bu da yine muasır alimlerimizden Mustafa yani iki kişi telif etmişler. Mustafa Sa'id el-Hin, Bediü'l-Seyyid bedi el-Leham diye. Bunlar da Suriye ulemasından. Yani bu biraz daha konuları uzatıyor. Daha şey yani bir ikinci kitap olarak bu okunabilir. İdah kitabı. Tekrar göstereyim şöyle. el i̇dah diye geçiyor. Yani şu anda ihtisaslarda hadis usulü olarak bu kitap ...okutuluyor. Evet. Tamam. Devam edelim. Şimdi şöyle böyle bir ara verdik. Ee, kitabı... Bir dakika. Kitabı da... ...Tesir kitabını... ...varsa şey... ...ekrana yansıtalım arkadaşlar. Tesir Mustafa... ...Hadid. Var bir tane. Bunun da farklı baskıları var da... ...benim elimdeki... ...fotokopi biraz daha... Sonraki baskılardan ee, bu eski bu da eski Evet, tesir, mustalah, el-hadid diyelim. Evet, tamam var bir, bir baskı var şeyi. PDF'si var. Ee, bunu ben bakayım ekrana yansıtmaya çalışacağım. Şimdi sayfa mukaddimeyi ilk arkadaşlar bende 3 üç sayfa 3'te bir mukaddime var. ilk mukaddime. Mukaddime tut tabaatil aşira diyor. 10. baskının girişi. Bilmiyorum o sizde var mı? Orayı okumayacağım. Oradan ibare okumayacağım. İşte bu kitabı üniversitede e, kendisinde işte, halis dersleri verirken bu kitabı hazırlaması istenmiş hocadan. Onları anlatıyor. Sonra Mukaddimet Usta Bartil var. İlk baskının ön sözü. Orası biraz daha tabii ilk baskı için, yazdığı için e, orayı daha uzun tutmuş. E, bu da işte Külliyeti Şeref Fakültesi'nde ilk e, işte, talebeler için kolay, derli toplu bir kitap hazırlamam istendi diyor. Ben de o yüzden yani kolay olsun, özellikle ibaresi kolay, anlaşılması kolay olsun böyle istenmiş kitap. Hoca da Teessir ismini oradan e, koymuş. Teessir-i Hadis diye. Diğer e, ulemanın diyor, muhattislerin kitaplarını özetlemeye çalıştım diyor. E, Hocam yazar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yazar e, Mahmut Tahan e, şeyde yani bunun hakkında hocanın üniversite hocası olduğu e, işte birkaç sene önce vefatı haberi gelmişti bize. Kuveyt'te, e, üniversitede hocalık yaptığını biliyoruz. Öz, yani yıllarca bu dersleri okutmuş, e, usulü hadis derslerini. Onun haricinde yani Mahmut Tahan'ın e, bu sahada iki kitabı var. Onun haricinde hani çok böyle e, şeyi yok duyulmuştu Birisi de Usulü Tahriç ve Dirasetü'l-Esanit diye bir kitap var. O da ihtisasta ders olarak okutuluyor. Nurettin Hocam'ın programında da, e, Nurettin Boyacılar Hocam'ın programında da vardı o kitap tahriç usullerini anlatıyor. Bir hadis kaynaklardan nasıl bulunur diye. Bu iki kitap var bu müellifin Mahmut tahan Hoca'nın. Ee, muasır ve yeni yakın zamanda vefat etmiş ee, bir hadis hocası üniversitede kuvvette. Ee, bu kadar yani çok e, başka hani şeyle maruf bir hoca değil. Tamam Evet, şimdi mukaddimeyi geçtik. el mukaddimetül -il ilmiye diyor. Ben şimdi buradan mukaddime ilmiye buradan biraz daha ibareyi burada çünkü çok e, satır satır okursak burası da çok zamanımızı. Üç sayfayı biraz hızlı okuyup daha sonra konulara geçeceğiz 11. sayfa e, ben de kaçıncı sayfa 10. On sayfa ben şimdi bu, şu bölümü de yansıtacağım ekrana evet. şöyle paylaşıyorum ama kitabı mutlaka edinin arkadaşlar yani bu her zaman size lazım olacak bir kitap elinizde olsun. Hatta şöyle şurayı da kapatalım ekran biraz daha. Belki büyür. Evet. Bismillah. Nebdetün tarihiyetün. Yani tarihi bir ne giriş diyor. Bir özet bir nebze tarihinden bahsedeceğim diyor. Nebdetün tarihiyetü neş'eti ilmil mustalah. neş'eti ilmil mustalah. Tarihi bir giriş diyor. Tarihi bir nebze tarihi bilgi diyor. Neden? An neş'eti ilmil mustalah. Mustalah ilminin doğuşu. Doğuşu ve gelişimi diyebilirsiniz. Ve atvar illeti merra Ve üzerine geçen dönemler. Atvar. Tamam mı? Yani hangi dönemlerden geçmiş, nasıl doğmuş ve hangi dönemlerden, aşamalardan geçmiş onu anlatıyor. Evet. Yulahizul bahisul mutafahhisu diyor ki araştırmacı böyle konuları merak eden mütefahhis böyle güzel derinlemesine araştıran bahis de bugün araştırmacı demek. Anlar diyor bilir ennel üsüse vel erkanel esasiyyete li ilmi rivayeti işte rivayet ile alakalı temel kaideler esaslar ve naklil ahbari yine haberlerin nakli konusundaki Rivayet ilmi ve haberlerin nakli. Böyle yani bu ilmi ilmür rivayet de deniliyor. E, Veya da işte haberlerin nakli ilmi de denilebiliyor. Bunlar diyor ki mevcudetün şimdi haberi geldi. Mevcudetün fil kitabil aziz ve sünnetin nebeviyye. Kur'an-ı Kerim'de ve şeriflerde aslında temelleri yani bu kaide ve kuralların temeli diyor aslında Kur'an-ı Kerim'de ve geçiyor. Fakat cae Kur'an-ı Kerim kavluhu ta'ala ya eyyühellezine amenu in cae fâsikum binebe'in Malumunuz. Ve ca'a fi's sünnetin nebeviyye kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nazzara Allahu ra'an semi'a minna şey'en feballagahu kema semi'a. Bu da Aleyhissalatu vesselam efendimizin müjdelerindendir. Nazzara Allahu Allah yüzünü ak etsin. Nazzara yüz aklı demek. Bir dua manasında burada. İmran bir kişinin yüzünü ak etsin. Nasıl kişi o? Semi'a minna şey'en bizden bir şey duydu, işitti. Feballagahu kema semi'a. Onu duyduğu gibi nakletti, aktardı. Ferubbe mübelleğin ev'a min sami'in. Çünkü nice kendisine bir ilim nakledilen, tebliğ edilenler vardır ki ev'a min sami'in ilk işitenden o bilgiyi daha çok kavramıştır, daha çok özümsemiştir. Ve ya'iden geliyor arkadaşlar bu fiil. Ve ya'ide yani böyle tam manasıyla bilgiyi özümsemek, çok iyi öğrenmek, hazmetmek demek. Yani e, niye Nak, naklin önemi ne burada? Hani e, siz nakledersiniz diyor Ali vesselam efendimiz. O konuda o hadisten çok bilgi, ben zahir manasını anlarsınız. Çok bir şey çıkaramazsınız. Ama naklettiğiniz bir fakih olur. Mesela hadis geldi diyelim ki Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye kadar geldi hadis. Onlar gerideki alemler çıkartmadığı Başka şeyler o hadisten anlayabilir yani onu ifade ediyor. Ferubbe ve evla sami'in. Kendisine hadis nakledilen nice alimler vardır ki o ilk işiten kimseden hadisi daha çok özümser. Ondan daha farklı hükümlere gidebilir. Daha farklı deliller getirebilir. Bunu hüccet olarak kullanabilir diyor. Evet. Yani siz e, nakil görevini yapın diyor Efendimiz. Ve fi rivayetin ve hamili fıkhin ila men hu minhu. Yani nice fıkhı kendisinden daha fakih olanlara taşıyanlar vardır. Kendisi o kadar fakih değil yani o e, ahkamı çok iyi anlayamıyor ama birisine naklediyor. o daha ondan fakih hüküm çıkartıyor. Ve rubbe hamili fıkhin leyse Yani işte fıkhı taşıyor ama kendisi fakih değil. Aynı mana. Ve fi hadihi la kerimeti ve hadel şerifi. Bu ayet ve hadislerde diyor. Bu iki ay ayet ve hadiste vardır. Mebdeut tetebbuti fi ahdil akbar. Haberleri alma konusunda sağlamlık ilkesi, tetebbüt yani işi böyle çok sağlam yapma, emin olma o işten. Mebde ilke demek, mebati biliyorsunuz. Yani e, bir haberleri alma, haberleri nakletme konusunda bir sağlamlık ilkesi var. Ona vurgu yapılıyor özellikle. E, sonra ve keyfiyeti daptiha. Daha hangi konuda e, bir ilke verme var? Ve keyfiyeti daptiha. O haberler nasıl zapt edilecek? Yani nasıl muhafaza edilecek? Ezberlenecek zabıt. Bunların hepsini içine alır. Bil intibaiha yani ona karşı uyanık olmak, dikkatli olmak intibah. Ve va'iha o hadis gelen ahbarı, hadisleri, rivayetleri özümsemek tam manasıyla. Ve tadqiq fi nakliha li'l-akheri diğerlerine nakletme hususunda da ince şey davranmak. Yani tadqiq ince elemek, sık dokumak diyebiliriz. Dikkatli olmak. Evet. Yani buralardan aslında usul hadisteki haberin naklinde ravi de aranan şartlar nedir? Hani ana olarak böyle çok temelde bunlar var görüyorsunuz. Ayeti kerime de zaten hani fetebe yeni var ya ayette. mesela ince aykun felsikun bine beyin fetebe yeni. Mesela bir belki mütevatir kıraat olmayabilir ama fetetep betu diye de okuyanlar var. Fetetep betu. Orada noktalara kaldırdığınız zaman zaten hat ona müsaittir. E, de oradan alınabilir. Tetebbüt işi sağlam yapmak. Öyle sağlam e, sağlama almak demek. Evet. Ve ve sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın ve Resulünün emrine yapışma sadedinde diyor. Onun emrine imtisal ederek yapışarak. Fakat sahabatu anhum fi nakl al ve kabûliha. Haberleri. Yani haberden işte haber de ifade ediyor. Buna rivayette diyebilirsiniz. Hadis diyebilirsiniz. Haber ifadesi ileride gelecek. Hadisle haber arasındaki fark nedir? Ha haber daha da geneldir yani. Hab hadisi de işine alır, sahabe sözlerini de işine alır. Hatta tarihi rivayetleri de. E tarihçiler onu ahbari de, mesela ahbari denir tarihçilere. Hepsinin işini aldığı, alan bir ifade olduğu için akbar kullanıyor. E, Yetetebbetune fî naklil ahbar ve kabuliha. Sahabe bu e, Resulullah Efendimiz'in emrine e imtisal ederek haberleri alırken tesebbetu yani sıkı tuttular, sağlam davrandılar. Kabul ederken de öyle. Bunların örneklerini hadis tarihinde okursunuz. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor. İşte e, birisi Nuhu e, yarabın bin Şöbe radıyallahu anh kalkıyor. Bir, diyor ki ben duydum. Resulullah Efendimiz işte nineyi altıda bir verdi. Senin şahidin var mı diyor miras konusunda. E, ya diyor hemen şahit getirirsin. Ebu Musa'yla şariye diyor bir, bir defasında ya şahit getirirsin diyor seninle beraber bir bu hadisi Peygamber Efendimizden duyan ya da diyor sana yapacağımı yaparım diyor mesela. Hazreti Ömer korkusundan hemen bir birisini al, bulup getiriyor. O mecliste birisi hatta kalkıyor diyor ki ben de o hadisi duydum Resulullah Efendimizden. Yani onlar da sıkı davranırlardı. yeme özellikle hasaten demek velasiyye'me. İza şekku fi sidk innaqiliha. O haberi nakleden kişi var ya onun ee, yani sadakatinde, doğruluğunda şüphe ettikleri zaman daha da üzerine giderlerdi. Daha da sıkı tutarlardı işi diyor. فَظَهَرَ بِنَاً Buna binaen, bunun üzerine ortaya çıktı diyor. Mevdu inayeti bil isnadi. İsnada önem verme, itina gösterme konusu. Bu mevzu ortaya çıktı diyor. He, o zaman ne yapacağız? Demek ki senede isnada önem vereceğiz. Sahabe bile arada bir kişi var. Yani hiç kimse yok arada ama yine soruyor. Senden başka bunu duyan var mı? O zaman sonrakiler isnada daha çok aradaki ravi sayısı arttıkça senede ihtimam daha da artıyor. Ve kıymetihi evet mevzu inayeti bil isnadi ve kıymetihi fi kabul el ahbar ev raddiha. Evet. Yani daha sonra haberlerin reddi ve kabulü konusunda isnadın kıymeti. Evet. Mevzu'ya da atfedebiliriz. Fadhara bina ala hada hâza mevzu'u inayeti bil-isnadi İsnada önem daha ve kıymetuhu isnadın önemi de ortaya çıktı diyebiliriz. Hocam ee, ekrandaki e, evet. biraz aşağı kaydırabilir misiniz? Evet, tamam. Ben kitap, kitaptan okuyorum. Evet, daldık. Ee, evet, tamam. Tamam bu şekilde e, isnadın önemi ortaya çıktı. Fakat ca'e Fakat ce'e fi mukaddimet sahihi muslimin an ibn Evet. mukaddime Sahih-i Müslim'in mukaddimesi deyince orada e, bir iki şey söylemek lazım. İmam Müslim'in sahihinin mukaddimesi çok önemlidir kıymetli arkadaşlar. Ee, İmam sahihi, e, İmam Müslim'in sahihi yani giriş mahiyetinde yazdığı o mukaddime de aslında birçok usul hadis konusunda ele alıyor. Haberlerin kabulü, ravilerin cerhi tadili. Yani biz e, ilk usul hadis kitaplarını okurken hatta burayı hatırlatırsınız. Ee, genelde işte şöyle başlanır. Mesela denir ki ilk usul hadis yazarı Rame Hurmuzi'dir. El muhaddisul fasıl beynel ravi vel va'i denir. Ee, ama ilk aslında ilk nüvesi e, mesela İmam Müslim'in işte o sahihinin mukaddimesinde işte daha önce İmam Şafii'nin Er Risalesi'nin bazı konuları usul hadis ilmiyle alakalıdır. Onları da söyleyeceğiz. Ama İmam Müslim'in sahihini de burada e, o sahihinin mukaddimesini yani uzundur, çok kısa da değil aslında. Böyle bir şerhi de yapıldı, onun üzerine şerh de yapıldı. Ee, çok önemlidir. İlk usul Halis kaynaklarından sayılır. Yani size şöyle bir soru gelebilir. Denir ki usul Halis kitapları yazılmadan önce Rama El Muhaddetül Faslılı yazılmadan önce Rama ne zaman yaşadı? Hicri 360'larda değil mi? Ondan önce usul Konulara ee, konularına bakacak olursak mesela bir usulaz konusunda araştırma yapacağız. Nereye bakarız? Denirse mesela İmam Şafii'nin er Risalesi ikinci olarak İmam Müslim'in sahihinin mukaddimesi diyebilirsiniz. Bunlar mesela yüksek lisans şeylerine falan soruluyor. Bana soru bana sorulmuşlar herhalde hatırladığım kadarıyla. İşte ee, işte İmam Tirmizi'nin el ilal sonunda, sünnenin sonunda ileli var. İleli sahir var, ileli kebir. Oralarda usulü tadil konularına girer. Bunları söylerseniz e, tabii ki sizin açınızdan güzel olur. Yani bunları bilmek lazım. İmam Müslim'in sahihi çok önemli. Usul hadis konuları var, cehtadil konuları var. Evet. Geçtik. Ali bin Sirin, İbn Sirin tabiindendir. İmam Müslim ne zaman vefat etmiş? Hicri. Bir de vefat tarihleri hadis ilminde önemlidir. Onları da vefat tarihlerini, doğumları tabii hepsini bilemeyebiliriz de vefat tarihlerini en azından Hicri e, bilirseniz e, buna da önem vermenizi ben tavsiye ederim. E, böyle hatta ravi veya da işte alimi söylerken onun soyadı gibi hemen isminin devamı gibi işte İmam Müslim 261, İmam Bukhari 256, İmam Tirmizi 279 işte böyle e, sonlarına ek, ekleyerek çünkü hangi alim hangi dönemde yaşamış işte bir şey naklederken veya birkaç halinden bahsederken bunların hangi dönemde yaşadıklarını az buçuk bir e, şey yaparsanız daha bilgiler daha çok oturur kıymetli arkadaşlar. Evet. İbn Sirin'den nakletmiş gale lem yekunu yeseluna. İbn Sirin diyor ki lem yekunu yeseluna anil isnad isnattan burada an geldiği için isnadı sormazlardı diye tercüme edebiliriz. Sel anla kullanıyor çünkü. Eee isnadı sormazlardı. Yani isnattan hiç bahsetmezlerdi. Felem ma fitne fitnetu galu. Fitne ortaya çıkınca, fitne vuku bulunca, fitne meydana gelince o fitne El fitne diyor. O fitne ama hangi fitne acaba? Orada da hatta bugün bile makaleler yazılıyor fitnenin ne olduğu konusunda. İşte diyelim Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti mi? Ondan önce işte Sıffin, Kerbela olayları mı? Hazreti Osman'ın şehadeti. Hazreti Osman'ın şehadeti. Hatta daha da geriye götürenler var. Bunlar yani genel Hazreti Osman'ın şehadeti deniliyor ama başkaları da işte itiraz ediyor ona işte yetişmedi İbnü'sîrîn İbnü'sîrîn 110 110 eee ıı, 110 veya 111 vefat ettiği Yani tabirün lemasından işte isnat isnat sormazlardı dediği acaba hangi dönem? Kendisinden önceki dönem mi? Kendi döneminin kendi hayatının gençliği mi acaba? Kendi hayatının gençliği anlarsak hani ya önceden isnattan isnat sormuyorlardı. İbnü'sîrîn 110'da vefat etmiş. Kaç doğumlu olabilir? İşte 50'de falan 40 50 o zaman onun gençliği dediğimiz 50-60'lar. O zaman daha sonraki bir hadise. İşte daha sonraki bazı olayları da fitne olarak adlandırabiliyorlar. Evet. Sen Sonra diyor şöyle demeye başladılar. İşte gün geçtikçe araya böyle olaylar, fitneler giriyor. İşte Şia bir taraftan ortaya çıkıyor. Hadis uydurma faaliyetleri başlıyor, hızlanıyor. Hadis uydurma faaliyeti ne zaman başladı? Kimisi Resulullah Efendimiz dönemine de kadar götürüyor. Çünkü onun döneminde de işte birisi hadis uyduruyor Efendimiz adına. Beni Resulullah Efendimiz gönderdi diyor. Bir kabileye gidiyor. Onlardan para topluyor. Bir şeyler onlara söylüyor Efendimiz adına. Onu Hazreti Ali Efendimiz'i gönderiyor, öldürtürüyor. Mesela böyle hadislere binaen Efendimiz döneminde de çıkmıştır diyenler var. Hadis, ilk hadis uydurma faaliyetleri. daha sonraları işte bunlar hızlanınca Semmülene ricaleküm. Bize rical ne demek? ravi. Hadis İsnat zincirine rical de dendi. İlmür rical de oradan geliyor. İşte senetteki adamları söyleyin bakalım kimler nakletmiş. Feyyudur ile ehli sünneti kadar hadisun. Bak ehli sünnet kavramı burada yine en eski kullanımlarındandır. Ehli sünnete bakılırdı onların hadisleri alınırdı diyor. Yani bidatçıları kastediyor herhalde. İşte sonradan çıkan fırkaları kastediyor bidat fırkalarını. onların hadisleri alınmaz diyor. Ve yudaru ila ehlil bid'i felayukhadu hadisuhum. Evet. O zaman işte isnadın öneminin ortaya çıktığını anlatıyor bu nakille İbn Sirin'den yaptığı nakille İbn Sirin tabiindendir. Übine an ala an al la yubbelu illa bade marifeti senedihi. İşte haber ancak senedi bilindikten sonra kabul edilir. Buna bina diyor. Fakat zahra ilmi cerh ve tadil dediğimiz gibi cerh ve tadil ortaya çıktı. Ve kelam ala ruvat raviler adına raviler üzerine konuşma. Yani şu ravi e, sikadır, bu ravi saduktur, bu zayıftır, işte bunda leyse bihi be'sun falan bunlar başları diyor. Ve ma'rifetil muttasil evil munkatı aminel esanidi. İsnatların hangisi muttasıl, hangisi munkatı bunları bilme, öğrenme ilmi. Ve ma'rifetil il hafiyeti, gizli illetleri bilme, tespit etme konuları ortaya çıktı. Peki. Hocam. Buyurun. Biraz daha yavaş gitmeniz mümkün mü acaba size zahmet? Ee, şey diye ya burası mukaddime diye biraz da gidiyorum. Normal ders okurken böyle hızlı gitmeyeceğiz. Yani, tamam hocam. Teşekkür tamam. ediyorum. Yine Sağ yine ol. şey yapayım. E, yavaşlayayım Sağ mı? Olun. Burası biraz Dur. giriş diye. Şu an, şey an gayet iyi Tamam. Tabii herkes arkadaşlar herkes aynı değildir. Yani burada şimdi 250 kişi var şu an. Tabii ki herkesin şeyi farklıdır. herkes haklı yani ne derse haklı. orta bir şey tutturmaya çalışacağız. Tamam mı? Burası da özellikle mukaddime diye sadece böyle genel bilgi veriyor diye hızlı gidiyorum. Normalde e, tabi yavaş okuyacağız. Evet. Ve marifetin ilelil hafiyyeti. Gizli illetleri bilme konusu. Bunlar bu ilimler ortaya çıktı. Ve zaharal kelamu fi ba'dır ruvati. Bazı raviler hakkında kelam ortaya çıktı. Ne demek? Yani genelde bu ifade. Ve zaharal kelam fi ba'dır ruvati. Küllime fihi. Cevh tadil konusunda göreceğiz ileride küllime fihi veya tekelleme fihi fulanun diye ifadeler var. Bunu Türkçe'ye olduğu gibi çevirirseniz birisi onun hakkında konuştu olur. Ama bu eksik kalır. Tekelleme fi tenkit edatıdır. Yani cerh edatıdır. Yani hayırla konuşmadı adamın hakkında. Bu yani da el kelem fi tekelleme fi tenkit etti manasındadır. Tamam mı? Tekelleme yani e, e, bazı raviler hakkında cerh sözleri ortaya çıktı. Zayıf. eleştiriye tabi tutuldu. Evet, tenkit eleştiri tabi. Öyle diyebiliriz. Yani tekelleme fihi, tükillime tekelleme fihi falan, tükillime fihi falan bunlardan cerhi alacağız. Tenkit eleştiri alınacağız. Evet. Lakin alakille tamam mı? Az bunlar diyor. Likilletir rubatil mecruhine fi evvelil e, çünkü diyor e, niye azdı o zaman ilk dönemlerde hakkında konuşulan yani tenkit edilen raviler niye azdı? Çünkü ilk dönemlerde cerh edilen raviler azdı Yani ravi sayısı tamam belliydi ama tabi'in dönemi olduğu için sahabe zaten küllühüm ödülün diyoruz. Onların adalet işte <laughs> yani tenkit edilmesi söz konusu değil. Ama diğer konularda işte e, hafızadan falan, o, yani küllühüm ödülün sahabe için geçerli. Sonraki tabi'inde ise vardı. Zayıf raviler vardı eleştirilen raviler. Hatta yalancı denilen raviler de vardı. Tabi'in döneminden, sahabe de değil tabii ki. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, e, kısa bir şey söyleyelim. E, Haddeteni Cabirul Ju'fi diyor. Kendi dönemindeki bir alim yani tabi'inden birisi. Haddeteni Cabirul Ju'fi ve kâne kezzâben diyor. Parantezinde ve kâne kezzâben. Bir şey naklediyor ondan. O da hadis, muhaddis yani Cabirul Ju'fi Haddeteni Cu'fi ve vakana keder Şimdi e, şöyle denilemez mi? Ya hem hadis ondan bir şey rivayet ediyor, hem de diyor ki bu adam yalancı. Yalancıysa niye, niye rivayet ediyor? Ne deriz? Mesela öyle bir. Yalan tamam. olduğunu belirtmek için mi acaba hocam? Nasıl? Yalan olduğunu belirtmek için arada kaynamasın. Bakın böyle bir meşhur hadis var ama yalancıdandır diye olabilir mi? Yani. E, yani bir uzak yani ihtimal bir uzak bir ihtimal olabilir ama arkadaşlar yanıldığını hocam. belirtmek içindir hocam ya. Ama niye hadde seni desin o zaman? Derdi ki adam direkt Cabirul Cofi kezzaptır derdi geçerdi. Hadde seni diyor bir şey naklediyor devamında. Diyor ki hocam şimdi aynı yani, rivayeti e, Sika bir ravi de rivayet etmiş olabilir. O adam yalan yalancı olabilir ama oradaki rivayette doğru söylemiştir. O sika olan rabiye mutabık olmuştur. Evet, evet doğru. büyük oranda doğru. Peki niye Sikaravi'den rivayet etmiyor o zaman? O, Sikaravi'den rivayet etsin. Hocam ya Sikara... onu, onu O kadar. <laughs> yok, Sikaravi'ye e, yani yetişmemiş olabilir. Şöyle şimdi hadislerin e, mesela o rivayeti İmam Azam Efendimiz Cabirul Cufi'den almış. Almış, başkasından alma durumu yok. Ama onun başka yollardan sayı olduğunu biliyor o hadisin sahih sağlam olduğunu biliyor ama bu şahsın yalancı olduğunu da biliyor. Yani kad yasdugul kezubu var ya yalancı da bazen doğrusu adam hepsi söylediği yalan değil yani. Tamam mı? Ee, yalancı bütün hadislerinde yalancı değil. Onu ayırt edebiliyorsa kişi böyle rivayet edebilir. Yani dikkat edin bu adam yalancı ama ben bu hadisi başka yollardan teyit ettim, tahsiye ettim, ondan aktarıyorum. Aynısı İmam Malik için de söyleniyor. İbne Biyoleye diye İmam ya İmam Malik'in İmam Malik'in bir e, dayısı var. Ama zayıfmış bu, e, zayıfmış. Ondan hadis rivayet ediyor. Diyor ki ben o dayımın diyor hadislerini çünkü hepsi zayıf değil. Ravi zayıf ama zayıf Ravi demek bütün hadisleri zayıf demek değil. Ben seçtim aldım diyor. Yani sağlamasını yaptım aldım onun için benim. İşte bu zayıf olan dayımdan İsmail bin Ebi Uleyye'den rivayet ettiğim hadisler diyor sağlamdır. Ona da intika deniliyor intika hadis e, terimi olarak. İntika seçerek almak. Tabi bunu ehli yapabilir. Ravi zayıf olsa da o seçerek aldığı için mesela İbni Ebi Uleyye zayıf derler ama İmam Malik'in ondan yaptığı rivayetler adeta bir sağlamadan geçtiği için onlar sahih derler. Tamam, böyle şeyler var. Evet. Evet devam edelim. Yani Sika bir Ravi'den e, alma imkanı olmadığı için o zaman da tabii. o kişi olduğu için ondan Tabi Tabii alıyorum. tabii. Yani bizzat aldığı kişi e, zayıf kişi veya yalancı kişi. Sika ile mülaki olamamış. Yani onunla bizzat görüşememiş. Evet. Tüm metevesse'al ulema. Biraz daha okuyalım arkadaşlar. Tüm metevesse'al ulema ufî Sonra alimler bu konuda daha da genişlediler. Yani e, ilim ilerledi. Ulema bu konuda daha genişlik buldu. Hatta zahar al bahsu araştırma ortaya çıktı diyor. Fi ulumin kethiratin birçok ilimde şimdi sıfatı geliyor. Nasıl ilim onlar? Tetaallaku bil hadisi hadisle alakalı birçok ilimde araştırma araştırmalar diyelim ortaya çıktı. Hangi yönlerden? Min nahiyeti zaptihi İşte hadisin zaptı yönü. Nahiye tarafı yönü demek. Hadisin zapt edilmesi. Zabıt da yani şöyle birkaç şekilde anlaşılabilir. Zabıt çok geçecek çünkü hadiste de. Çok manaları var. Zab bir hafızaya almak, ezberlemek demek. İşte bunlar ikiye ayrılır. Zabdü kitabı, zabdü sadır onları göreceğiz. Bir de zabıt e, nüskalar var ya el yazma, maktuta nüskalarda hareke verme işlerine de zabıt diyorlar. E, mesela e, kelimeyi zapt ederken işte bir fethil ayni ve kesri ra ediyor ya o, o zabıt deniliyor. Tamam mı? O da kenarda dursun. Buradan ikisini de anlayabiliriz yani. Zabıt hem ezberlenmesi o ikincisini de anlayabiliriz. Ve keyfiyeti tahammülihi ve edaihi. Tahammül ve eda. Bunlar da e, karşılıklı olarak kullanılan ifadeler. Tahammül hadisi almak. Tahammüle ne demek kelime manası? Hamil, yüklenmek. Hadisi aldı. Ve eda onu nakletmek. Tamam mı? Rivayet etmek. Tahammül ve eda şartları diye ileride gelecek. Ve ma'rifeti nasihihi min mensuhihi. Hangi hadis? Nasih ayetlerde olduğu gibi haliste de var. Min mensuhihi, mensuk olandan. Yani nasih hadisi bilmek, mensuh hangisi, nasih hangisi, bunları ayırt etmek. Ve garibihi, garip olan. Yani burada hadislerdeki geçen garip kelimeleri kastediyor Allah alem. Tamam mı? Garip kelimeler. Yani ne demek? İlk bakışta manası anlaşılmayan, sözlüğe, lügata müracaat edilmesi gereken. Yani orta seviye bir Arap'ın bile anlayamayacağı. Değil mi? Bu seviye ve gayri zalik illa enne zalike kana yetenaqaluhu şefeviyen diyor. Ama şu kadar var ki bu konuları o dönemlerde ilk dönemlerde tabiin dönemlerinde alimler, muhaddisler şefevi dediği şifahi olarak naklediyorlardı. Yani yazılı bir kitap yoktu. Yani hoca talebe şifahi olarak ağızdan ağza ders verme usulüyle gidiyordu. Yazılı bir kitap yoktu. Ders kitabı. Evet bu şeyi bitirelim meta tatavvara al emru sonra bu durum iş gelişti diyor. Ve sarat hadihil ulumu bu ilimler oldu. bu ve tüseccelu yazılır ve kayda geçirilir oldu. Tescil tüseccelu. Lakin fi emkinetin müteferrikatin diyor. Farklı bölgelerde minel bir farklı yerlerde farklı yerlerde diyelim emkine mekanın cemisi minel bir kitaplardan yani kitapların farklı yerlerinde memzuceten bi gayriha minel ulumil ukra diğer ilimlerden başka ilimlerle yani karışık, memzuş, karışık olarak. Yani müstakil, başlı başına usul hadis diye, ulumun hadis diye veya mustalab hadis diye yazılmış kitap yoktu. Ama başka ilimler mesela işte e, ilk hadis mecmuaları yazılmaya başlandı. E, veya işte ondan önce e, ilk mesela İmam Şafii'nin er Risalesi gibi e, İmam Müslim'in onların kitaplarının bölümleri olarak. Tamam bölümleri dedik ya mesela İmam Tirmizi'nin kitabının sonunda bir ilal bölümü var. Bir bölüm olarak e, sünenin bir parçası olarak basıldı. Bu yazıldı. İlk, ilk böyle başlıyor. Müstakil eser yok şu ana kadar. Evet geçtik. Ke usuli, usul ilimleri ve ilmil fıkhi ve ilmil hadisi. Yani bu ilimlerin kenar bazı bölümleri olarak ele alındı. Usul iliminin bölümünde hadis ilimleri geçti. fıkhi ilminin bölümünde ve hadis ilimlerinin. Mitlu <Sessizlik> kitabir Risale diyormuş zaten. Er Risale, İmam Şafii'nin. Onu da dünkü derste geçmişti ama gösteririz. Ee, Ve üm ümmi yine bunlar ikisi kilahuma bil imamı şafi'i. Mesela Risale kitabı dedik. Sonra e, kitabül üm dedik. Kitabül ümmün içerisinde hangi konu geçmiş olabilir hadis konusu? Var mı malumatı olan? Ben bu kitabı getireyim. Fıkhi hadisler mi hocam? Hükmü hadisler. Fıkhi. Usul hadis konusu olarak ne geçti? Usul hadis, yani hadis ilimleriyle alakalı ölümün hadisten ne geçmiş olabilir? Böyle ayrı bir bölüm olarak alacak yani. Sadece tabii ki fıkıh hadisler geçiyor da ayrı bir bölüm olarak bir hadis dalını inceliyor. İmam Şafii. Evet. Hadis ilmiyle ilgili günümüze ulaşan ilk eser. El-Üm. Hocam Mürsel olabilir mi acaba? Üm ne kitabı? Üm. Kitabül Üm. Aslında ne kitabı? Hadis, hadis fıkıh kitabı, fıkıh <laughs> değil mi? Fıkıh. fıkıh mecmuası. Ama tabii ki evet. ilk ilk bunlar ilk tecrübeler olduğu için başka ilimler de içerisinde olabiliyor. Yani ilk yazılan kitapların kaderi budur. Yani sadece o ilmi böyle baştan sona bütün konularıyla, bütün dallarıyla almaz. Bir ilmin yanında başka bir ilim olur, mümzüç olur. Mesela er-risale. İşte şimdi bunu gösteriyorum. İmam Şafii'nin er-risalesi. Lil Muhammed bin İdris diyor. Bu Ahmet Muhammed Şakir o da rahmetli oldu tahkikiyle bu güzel baskı. Yani bu kitabın en iyi baskılarından birisi. Eee Er Risale kitabı kimisi bunu olsun hadisin. PDF var görünmüyor kitap. Nasıl? Görünmedi mi? Şöyle ekranda, ekrana PDF'i verdiniz hocam kitap görünmüyor o yüzden. Görünüyor görünüyor. Tamam. Kenarda... kitabı tasnif kitabı mıydı hocam? E, kenarda küçük olarak görünüyor. Şeyde kamera şey bölümüne bakarsanız orada kenarda oluyor. E, bu kitap bu kitap ya da şu şey durdur bir iki dakika durduralım. Evet. Bu kitap e, er kimisi bunu ilk usulü hadis kitabı sayar, kimisi ilk usulü fıkıh eseri sayar. Niye? Çünkü içerisinde her iki konuda işlendiği için. Yani iki şeyde mesela sünnetin hüccetinden bahsediyor İmam Şafii, haberi vahidin delil olması falan filan. Ama bir taraftan da usulü fıkhın işte tahsis konuları, nesli konuları onlara da giriyor. onu dedik. Er Risale'de bahsettiği için ilk onu aldı. Bir de Üm diye kitap bölümü de fıkıh kitabıdır aslında. Yani fıkıh mecmuası 11 cilt falan basıldı. Mesela onun bir bölümü i̇htilaf Hadis'tir İmam Şafii'nin. O daha sonra ayrı bir kitap olarak da basıldı. i̇htilaf Hadis. Benim sorduğum soru da oydu. Yani hadis ilminin bir konusunu, muhtelif hadis ilmi diye bir dalı var. Beş ana dal var usul hadis ilminde. Onlardan birisi bu. İhtilafül Hadis diye o ayrı bir kitap olarak da basıldı. Aslında Üm, Kitabül Üm'ün bir parçasıdır. Tamam mı? İhtilafül Hadis aslında İmam Şafii'nin Kitabül Üm mecmu, onun bir mecmua olarak kabul edelim. Fıkıh mecmuası. Onun bir bölümü İhtilafül Hadis'tir. Ee, onu diyor işte böyle kitapların bir kenarında Rusul Hadis ilgili eserler yazılmıştı. Ona da Üm'ü örnek verdi. Üm'ün içerisinde İhtilafül Hadis vardır. Ama şu anda ayrı bir kitap olarak da tek bir olarak da basıldı arkadaşlar. Evet. Evet son paragrafı tamamlayalım. Ee, yine şuradan tesiri paylaşıyorum. Ve ahiren, son olarak diyor ulum. ne zaman ki ilimler olgunlaştı. Nadicet olgunlaşmak. Ve istakarral işte hadis e, terimleri artık böyle yerleşti. Ve istakalle küllü fennin an gayrihi bütün ilimler diğerinden ayrıldı. Artık her ilim, yani biliyorsunuz ilk dönemlerde, sahabe tabi'nin döneminde ilim denilince hepsi içine giriyordu. Fıkıh ilmi, usulü fıkıh ilmi, işte kelam ilmi, hadis ilmi falan böyle ayrı isim yoktu. Mesela e, Hatip Bağdadi'nin yani sonraki dönemlerde bile takyidül ilim diyor. Bir kitabı var. İlmin yazısı, yazımı. Orada hadisi kastediyor. Hadislerin yazılmasından bahsediyor. Konu çünkü o. Tamam mı? İlim genel bütün şeylere deniliyordu. Ayrı böyle hadis fıkıh diye isimlendirilmemişti. Ama daha sonra bunlar hepsi birbirinden ayrılınca ve zelke firgalni rabi'il hicri diyor. Bu ayrılma ilimlerin müstakil hale gelmesi ne zaman oldu? 4. asırda. Böyle olunca efradel ulema u ilmel mustalahi fi kitabin mustakillin. Alimler diyor mustalah ilmini bak burada yine mustalah ifadesini kullanıyor. Usul hadis ilmini tek başına müstakil kitaplarda ayrıca yazmaya başladılar. Ayrıyeten müstakil efra da o demek zaten. ayrı tek başına yapmak. Tek bir müstakil kitapta toplamaya başladılar. Ve kane min evveli <laughs> men dehu Usul hadis ilmini tasnif olarak ilk e, ilk önce yani ilk defa tek bir kitap olarak usul hadis ilmini yazan, müstakil kitap olarak yazan kimdir? El-Qadi Ebu Muhammed El-Hasan bin Abdurrahman bin Hallad El-Rame Evet, e, diye meşhur olan bu alimdir. El-Mütevfe sene Hicri 360'da vefat etmiş. Bunların vefat tarihlerini e, aklınıza tutmaya çalışın dönemleri bilmek açısından. Fi kitabihi, buyur, evet, El-Muhaddithul Fasıl Beynel Ravi Vel Va'i diye isim koymuş kitabına. El-Muhaddisül Fasıl Beyner Ravi ve Yani kelime manasını vermeye gerek yok kitapların ama e, Muhaddis El Fasıl ayıran diyor Beyner Ravi ve Vâi. Yani sadece rivayet edenle Vâi ne demek? Rivayet edip onun manasını özümseyen, e, işleri çıkaran, iyi kavrayan, iyi bir şekilde kavrayan ikisini ayıran Muhaddis diyor. Yani ben diyor burada sıradan ravinin özelliklerini söyleyeceğim ama vaî olan e, nasıl olması gerektiğini de anlatacağım demek istiyor. Onun için kaydeler zikredeceğim diyor. E, bu kitap El Muhaddetül Fasıl kitabı arkadaşlar basıldı. Birkaç baskısı var tek cilt halinde. E, basıldı. Çok önemli. İlk hadis, usul Aris kitabı olması açısından çok önemli. Ama tabii ki dediğimiz gibi bir ilimde ilk yazılan kitaplar her zaman başlangıç seviyesindedir. O ilmin bir girişidir, nüvesidir. Onun için bütün konuları almasını beklemeyin. Şu anda elimizde olan kitap mesela diyelim ki rivayetül abâni lebna işte birçok konuyu alıyor. Rivayetül bülden diyor işte el haberul merdut ve esbâbü reddi birçok başlık alıyor böyle sistematik. Ama o kitapta şu anda konular onların ben bir listesini çıkarmıştım bir ara. Yani üçte biri dörtte biri konuları ele alır İlk kitap olduğu için. tamam? Mı? Sonra sırayla biz şimdi bir dahaki ders göreceğiz sırayla. Gün geçtikçe bir alim geliyor, üzerine bir şey koyuyor, geliştiriyor. Böyle ilerleyerek gidiyor. Onun için e, El-Muhaddetül Fasılı böyle anlayın. İşte e, rivayet, ravi üzerinden giden hadis ilminin bazı konularını ele alan giriş bir usulü hadis kitabıdır diyelim. Önemi ilk yazılması, ilk başlangıç olması yoksa bütün usul hadis konularını almıyor. Vese kuru diyor devamında müellif. Vese eşharal musannefati fi ilmin mustalah. Ben diyor Mustafa Helmi'ndeki en meşhur eserleri, Musannef yani yazılan kitapları en meşhurlarını, bunların da en meşhur olanlarını, en bilinenlerini diyor zikredeceğim, sıralayacağım diyor. Min hini ifradi bit herde ila yevmine hâde. İlk müstakil yazılma döneminden itibaren diyor. Yani el muhattifül fasıldan sonrasını diyor. Gerisini bahsettik birkaç kitap ismi verdik. Orayı almıyor. Müstakil kitaplardan başlıyor el muhattifül fasıldan. Kısaca onları e, sıralayacağım diyor İnşallah Önümüzdeki ders onları e, biraz daha yakından göreceğiz. E, El-Muhaddetül Fasılı da şöyle hemen göstereyim sizlere. Şey üzerinden, pdf üzerinden. Dersimiz inşallah burada noktalayacağız. Evet. Şimdi ekranda görünüyor mu şu anda? El-Muhaddetül Fasılı. Evet hocam. Evet Evet hocam. Merhaba, Buyurun. Şeyle, Buyurun. hocam. Tamam. El Muhadditü'l-Fasil baina'r-Ravi ve'l-Ba'i el hasan bin Abdurrahman er-Ramahur Muziyü 360 diyor vefatı. İşte e, Mehmet Acajel Hatip hocanın tahkikiyle bu şu anda en çok kullanılan bu ama daha yeni baskısı da çıktı yeni yani e, birkaç sene önce. Eee Darul Fikir diyor. Yani hacimli bir kitap. Kaç sayfa? 690. Tek cilt ama böyle kalın bir kitap e, konuların hepsini ele almaz. İnşallah ufaktan bir yine önümüzdeki derste e, değinip bundan başlayacağız. İşte daha sonra marifet ölümün hadis. Siz de bakabilirsiniz önümüzdeki derslere e, hazırlıklı gelirseniz tabii kendi istifade etmeniz açısından daha iyi olur arkadaşlar. E, Türkçe Sayın hocam de... Abbasiler dönevinde hadis uydurdum diyen Abdülkerim Ebi Avca'dan bahseder misiniz? E, bin Ebil Avca Evet, şimdi hadis uydurma faaliyetleri, biz şeyi okuyacağız, mevzu hadis konusunu okuyacağız. Bunların işte burada hadis usu orada okurken yalancılardan, meşhur yalancılardan örnek verecek. Tamam, Mesela işte onlardan birisi Abdülkerim bin Ebil Avcav dediğiniz zat, işte başka Masluf var, Muhammed bin Sa'id el-Masluf var, meşhur hadis uyduranlar. Onlar kimileri kendileri itiraf ediyorlar. Ben işte şu kadar hadis uydurdum, 4000 uydurdum falan diyen var. Ama çok böyle detaylı kitaplara bakarsanız öyle bir şey mümkün değil diyor. Yani Mem yani Zehebi de hatırlarsan 4000 hadis uydur yani kendi oturduğu yerde uydurmuş olabilir de 4000 uydurma hadisin tedavüle sokulması mümkün değil. Uydurmalar girmiş. Ama tabii hadis uleması hemen bunlar uydurma diye engellemiş. Yani hadis uleması onun için var zaten. Yani hadisin korunmuşluğu hadis uleması vasıtasıyla oluyor. Hadisin muhafazası. Onları da inşallah o konularda geldikçe okuyacağız. Ee, o tür rivayetler de biraz temkinli yaklaşmak lazım. Tamam bu zat uydur, uydurmuş hadis ama 4000 gibi böyle çok e, işte ben şu kadar hadis uydurdum. 4000 idamla giderken öyle demiş. 4000 hadis uydurdum falan. Onlara da yine ulema temkinli yaklaşıyor. Belki kendi başına uydurmuştur ama bunlar kitaplara geçmemiş. Buradan çünkü bazıları buradan şuna varıyor. Ya bu adam bir tane adam 4000 tane uydurduysa sizin hadis külliyatınızın yarısı yalan gibi böyle ee, işte sokak ağzıyla itirazlar gelebiliyor. Ee, hadis uleması onları tek tek tespit etmişler. Bunlar gün geçtikçe ara ara değineceğiz inşallahü teala. Yani en ufak bir şey olmamış. Ondan e, emin olabiliriz. Hadis alemlerini tanıdıkça. Çünkü yüzlerce ciddi kitabı yazılmış. Cerh tadil yazılmış. Yani adamın adeta böyle işine girdikçe göreceksiniz hareketlerini takip etmişler. Gün gün. Yani demiş ki şu ayda şuradaydı, bu ayda bu senede buradaydı. O zaman şu hocadan Rivayet etmesi mümkün değil çünkü şu hoca bu sene buradaydı, i̇şte diyelim Şam'daydı. O, o sene Bağdat'taydı falan filan. Yani neler kayda geçmiş? İşte hadis meclisleri dedik ya, meclisin sonunda kayıp tutulurdu. İmla meclisleri vardı, kayıp tutulurdu. Sonlarına yazılır mesela hadis. Orada bir katip var, görevli. Bunlara işte müstensih deniliyor, işte hadislerin mümliği deniliyor yardımcı hocaların yardımcılarına. Ee, onlar mesela diyor ki falan zat. Onlara ben böyle gelirse örneklerini e, bunlar çok satır aralarında geçiyor. Diyor ki falan zat mecliste şu dersin sonunda geldi diyor. İşte falan zat diyor geldi şuradan itibaren diyor, uyumaya başladı. Adam onu bile takip ediyor yani. Adam böyle radar gibi e, gizli kamera gibi meclisi hadis meclisini takip ediyor. Diyor ki şu, şu kişi geldi ama diyor derste uyudu. O zaman o hadisleri diyelim şu hadisten itibaren uyudu bu adam. O hadisleri naklederken o kişinin diyecekler ki sen bu ailesi naklediyorsun ama o derste bu aileslerde uyumuşsun gibi ya yani neler kayda geçmiş onun için böyle uydurma şeylerin e, yayılması sahih kitapların yani arasına geç, girmesi mümkün değil kıymetli arkadaşlar evet burada inşallah Teala dersimizi e, sonlandıralım dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hocam bir şey sorabilir miyim? Teşekkür ederim. ederim. Dilinize sağlık hocam. Sağ Allah razı olsun. Cümlemizden hemen kısa olursa. Kayıt hocam dersten... ders bu ders değil de pazar günü avamil dersimiz var sizinle. <laughs> ee, biz Servet hocaya söylemiştik ama pazar günü Ales sınavı var. Dersin saati değişebilir mi diye. Herhangi bir değişiklik oldu mu? Ee, yani henüz görüşmedik doğrusu. Belki e, derste ne zaman söylediğiniz bilmiyorum. Yani e, şu anda benim haberim yok. Onu şey yaparız. Görüşürüz. Ders saatinde de yarınabilir. Tamam onu şey yaparız. Seyir ederiz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Dinimizden, dinimizden arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şey yapabiliriz. E, çıkabiliriz. Olsun, yani Şöyle bakıyorum. Çok teşekkür ederiz sayın hocam. Allah razı olsun. Inşallah. bizden, Sizlerden de Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ve surur inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Evet. Oldu. Selamünaleyküm.